değerli izleyenler, Samanyolu TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Muharrem Türksemen, bu hafta İyi Seyirler'in konuk sunucusu olarak karşınızdayım değerli izleyenler. İyi Seyirler her hafta olduğu gibi yine dop dolu. Arkadaşlarımız tüm hafta boyunca dizilerin setlerini sizler için dolaştı ve merak ettiğiniz soruların cevaplarını aradı. Buldu mu? İzleyince göreceğiz. Gelin setlerden bizim kameralarımıza neler takılmış hızlıca bir göz atalım. Şimdi arkanıza yaslanın ve setlerdeki keyifli ziyaretlerimizin tadını çıkarın. İyi Seyirler başlıyor. Zehra'nın böbreği yoktur. Yani. Devran böbreğini verir. Aa işte o zaman. Aa bak şöyle bir şey daha olabilir. Dan 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 dan. Bin bakışta keseriz. Setimizden çok özel görüntüler. İyi seyirler. Ve öfkeliyim ama. Çok 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 öfkeliyim yani. Söylüyorum o zaman neler olacak? Çetin bir şey yapacak. Oğlumu öldürecek. Çınar'ın gölgesinde setinden çok özel görüntüler iyi seyirlerde. Çok beğendim, çok güzel olmuş. Kendi elimdeydi diye demiyorum. O yüzden en yakın zamanda salçalı tereyağlı bir makarna istiyorum. 3, 2, 1, hayır. Ekip 1'de sular ısınıyor. İstifalar var. Gittikçe işin içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Hoş geldiniz hanım, Lisa. Sanırım benim gelişimden bir hoşlanmadınız, doğru mu? Hoş geldiniz. İyi seyirler. Ezo niye böyle süslendi acaba? Neden acaba? Böyle bir soru sordur mu ya? Hiç bunların yanında. Koca boğazılırsan seni yolarım. İki dünya arasında sizden çok özel görüntülerle hepinize iyi seyirler. Otobüste gel yap, burası Er Meydanı dedi. Geldim, hala kendime güveniyorum. Emreciğim, kusura bakma canım benim. Ama arkadaşımıza ben başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Hoş Ömer'le geldin. Esma diye bir şey yok. Sonuçta İpek ne isterse o olur. Bodri Meydan pastamız. O zaman programımıza heyecan ve aksiyonla başlıyoruz. Tüm yaz sabırsızlıkla beklediğiniz ki gerçekten benim de sabırsızlıkla beklediğim ve her bölümüyle kahramanlık destanı yazan Sungurlar geliyor ekranlarınıza. Ben de iyi seyirler vasıtasıyla tüm oyuncu dostlarıma ve tüm set ekibine başarılar diliyorum. Allah'ım Tanrım. Bismillah. Sonunda hasret bitti. Tüm yaz sabırsızlıkla beklediğimiz kahramanlık destanı Sungurlar yeni sezona şanına yakışır bir bölümle başladı. Hiçbir planınız amacına ulaşmayacak. Heyecanın ve aksiyonun bir an olsun hız kesmediği dizide artık Bordo Bereli olarak görevlerine devam eden Sungurlar timi yine şer odaklarının hain planlarını bozmak için var güçleriyle mücadeleye koyuldu. Ancak onlar düşmanı dışarıda ararken aslında düşman çok yakınlarında ve hiç tahmin etmedikleri biriydi. Müsteşarın kızını alın. Ve bu durum Sungurların başına daha çok işler açacağı benziyor. Müsteşar kendi elleriyle batıracak ülkesini. Türkiye'yi iç savaşa götürecek. Bir yanda Serdar Komutan ve arkadaşları ülkeyi büyük bir iç savaş çıkarma planından kurtarmaya çalışırken... Müsteşar Bey, bu adamı içeri almayacaksınız. Bekle kal orada. Müsteşar Bey yanlış yapıyorsunuz. Diğer yandan Naz'a Meryem'e olan öfkesiyle gizemli bir mektubun peşine düşüp başını büyük belalara sokuyor. Çok sevdim ben. Söyle ona Naz'a. Çok sevdim onu. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden. Daha ilk bölümüyle bütün yaz beklediğimize değdi dedirten Sungurlar, tüm sezon boyunca sevenlerine birbirinden heyecanlı bölümler seyrettireceğe benziyor. Zehra'nın böbreği yoktur. Yani. Devran böbreğini verir. Dan 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 dan. Bin bakışta keseriz. Ve öfkeliyim ona. Çok 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 öfkeliyim yani. Söylüyorum o zaman neler olacak? Çetin bir şey yapacak. Oğlumu öldürecek. 3, 2, 1, hayır. Ekip 1'de sular ısınıyor. İstifalar var. Gittikçe işin içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Hoş geldiniz hanım, Lisa. Sanırım benim gelişimden bir hoşlanmadınız, doğru mu? Hoş geldiniz. İyi seyirler. Tüm Türkiye'yi ekranları başına kilitleyen ve pazar akşamlarının reyting rekortmeni Küçük Gelin dizisi var sırada. Bir tarafta Ağalık Savaşı, bir tarafta Bahar, Mirza, Melek gerilimi ve
Tüm bunların ortasında tek derdi minik Cemal'inden ayrılmamak olan Zehra'nın dramı. Arkadaşlarımız başarılı dizinin setine gitti ve dizide neler olacak diye araştırırlarken Melek ve Devran'la çok samimi bir sohbetin içinde buldular kendilerini. Hep birlikte seyrediyoruz. Zehra yok. Kız yok. Senden ayrı yapamam ki ben artık. Beni dinlemek zorundasın. Ben senin babanım. Babam bugüne kadar benim yapamadığım şeyi yapacak senin için. Başına gelen onca kötü şey hep benim yüzümden. O sürüklüye kızın diyorsan bana kızım deme. Babam bildiğim adam beni öldürmeye kalktı. Bambaşka bir hayatım olabilirdi benim. Buraya yerleşiyorlar. Gitmeye de hiç niyetleri yok. Zaten Ali'ye kuma alıyorsun. Bundan sonra bakacak Cemal'e. Ne? Pazar akşamlarının vazgeçilmez dizisi Küçük Gelin yine heyecanla izleyeceğiniz bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Zehra ve Meleğin çilesi ne zaman bitecek derken hayatları iyice karmaşık bir hal alıyor. Ben tanımadığım bir kadına anne dedim. Babam bildiğim adam beni öldürmeye kalktı. Halbuki bambaşka bir hayatım olabilirdi benim. Bambaşka. Biz de Zehra ve Melek daha neler yaşayacak öğrenebilir miyiz diye başarılı dizinin setine gittik. Ama Bengü Öztürk Orhun'un hali bizi bir hayli şaşırttı doğrusu. Çok hastayım ve ben bütün kışı bu seti bu bornozla geçiriyorum. Sette beni kime sorsanız işte oradaki pembeli bornozlu kadın derler. Öncelikle geçmiş olsun diyelim ve hemen merak ettiklerimize geçelim. Geçtiğimiz hafta Devran, Meleğin gönlünü kazanmak için neler yapabileceğine dair çok samimi açıklamalar yapmıştı. Melek için soykırım yapar. Devran sadece Meleği istiyor yanında. Onun için de canı pahasına her yolu dener. Bakın Meleğin Devran'ı affetmesi için şartları nelermiş? Kolay kolay affedeceğini zannetmiyorum. Yani elle tutulur bir şey yapması lazım. Gerçek anlamda bir değişiklik yaşaması gerekiyor ki Melek onu affetsin ama Devran'ın da öyle bir tavır içine gireceğini zannetmiyorum. Senden kurtulamayacak mısınız? Bengü Öztürk Orhun'un bu sözleriyle cevap hakkı doğan Ufuk Şen'in de sohbete katılmasıyla aralarında tatlı bir atışma başlıyor. Sen bir şey yapmalısın ki ben... Devran da böyleyim. Aşık olabilirsin. Yahu beni zincire vurdun, bana neler hayatım, yaptın, ben işte sana nasıl aşık ediyorum. Olabilirim? Hayır, öyle bir şey olmalı ki. Yani dönebilirsin, yani olabilir. İnsanlık hali, Stockholm sendromu yaşayabilirsin. Stockholm sendromu. Olabilir zincire yani. Zincire vur beni Devran. Bu kadar şeyden sonra... Çok ben sana yani söyleyeyim mi, ne olur? Zehra'nın böbreği yoktur. Sen Devran verirsin. Böbreğini verir, işte o zaman kapısında yatar. Tamam, ben de ondan bahsediyorum zaten. Peki ya Melek Mirza'yı tercih eder ve onunla giderse? Bak evet. Benden. Melek'le Mirza'yı. Hin bakışta keseriz. Eski kocanı bulmak için mi geldin İstanbul'a Melek? Yani... Ağlarım. Öncelikle ağlarım bir kere. Mirza'yla yani zorunlu da olsa, gönüllü de olsa giderse... Devran da gelir. Öyle ya da böyle bulurum. Senarist abiler onu yazar, nerede olduğunu bulurum. Gider yani. Ne olursa olsun. Ta ki ölünceye kadar. Kıyamam. Bak şöyle bir şey daha olabilir. Evet mesela ben ölürüm. Ya. Vallahi. Hayır. Ölürüm ama güzel ölürüm. Güzel. Melek de beni sever. Yani şöyle güzel. Sahnenin ölümün güzelliği değil. Güzel bir sebebi ölürsem. Yani neden olmasın. Oldu benim setim var, gidiyorum. Evet ya sen buyur. Anlaşılan Devran'ın Melek için yapmayacağı hiçbir şey yok. Meleğin gidişiyle Devran da tüm samimiyetiyle içini iyi seyirler mikrofonlarına döküyor. Melek sever, sevmeli, sevsin ya. Evet kötü, Devran çok kötü, kabul ediyorum ama... Yani yine de çok aşk adına yapılmayacak şeyleri yaptı ya. Bu sözde değil. Çünkü gerçekten yani senin için ölürüm demekle... Ölme zamanı geldiğinde ölmek gerçekten birbirinden çok farklı. Genelde hep diyenler vardır, yapanlar çok azdır. Sanırım Devran yapanlardan. Pişmanlığım tuttu köşe başını. Yürüsem olmuyor, dursam olmuyor.
Devran Melek için her şeyi yapmaya hazır ama bir de Leyla engelini aşması gerekiyor. Bakın Leyla bu konuda gözünü ne kadar karartmış. Lan gözle geliyorsun kapıya. Senden kurtulamayacak mıyız biz? Leyla öldürür artık yani. Şu an geldiğimiz nokta artık 3., 4. dönüşü Melek'in konağı ve artık başka şeyler düşünmeye başladı. Direkt öldürme mevzusuna girmeye başladı yani Leyla. Daha da artacak diye düşünüyorum siniri. Hırsı tavan yapacak diye düşünüyorum. Anlaşılan küçük gelinde daha çok olaylar olacak. Biz de izleyip göreceğiz. Bambaşka bir hayatım olabilirdi benim. Ezgi niye böyle süslendi acaba? Neden acaba? Böyle bir soru sorulur mu ya hiç bunların yanında? Kocam ağzınırsan seni yollarım. İki dünya arasında sizden çok özel görüntülerle hepinize iyi seyirler. Oktay Usta gel yap burası er meydanı dedi. Geldim hala kendime güveniyorum. Emreciğim. Kusura bakma canım benim ama arkadaşımıza ben başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ömer'le Esma diye bir şey yok. Sonuçta İpek ne isterse o olur. Bodrum Meydan pastamız. Sırada Samanyol TV ekranlarının sevilen günlük dizilerinden Çınar'ın Gölgesi'nde var. Dizide her geçen gün tansiyon biraz daha yükselirken arkadaşlarımız dizide daha neler olacak acaba deyip sete gittiklerinde bir takım mevzularla karşılaştılar. Bakalım nelerle karşılaşmışlar. Hep birlikte izliyoruz. Bu sefer hallettin değil mi işi? Bir aksilik çıkmadı. Beni evlatlarımdan ayırmak için bütün bu olanlar. Dönecek biliyorum. Dönecek ve her şey ortaya çıkacak. O yılanın yolunu gözleyenler tez zamanda ölüm haberini alır inşallah. Samanyolu TV ekranlarının başarılı günlük dizisi Çınar'ın Gölgesi'nde de acı, dram, gözyaşı hiç dinmiyor. Ama sette her zaman keyifler yerinde, yüzler gülüyor. Gel Erkicim, gel Erkmen, gel canım, gel. Bak çok güzel bir dizi izle bunu. Nasıl düşündün ha? Sahnesine hazırlanırken yanına gittiğimiz setin yaramaz çocuğu Kuzey Kan Çoban kapıyor mikrofonumuzu ve bakın neler yapıyor. Evet, bugün size arkadaşlarımın, değerli oyuncu arkadaşlarımın taklitlerini yapacağım. Zuhal karakteriyle başlıyorum. Ablacığım iznin vardır. Ne demek? Çınar ve Kudret'in mutlu anında Zuhal'in bakışları. Geber git Çınar. Sonunda senden kurtulayım. Evladımı sana vermem. Kudret benim, asla sana bırakmayacağım onu. Turgut'u yapıyorum. Tesbih dizme sahnesi. Ben nasıl yaptım böyle bir şey lazım? Ben çocuklara bakacaktım. Nasıl acıyla yaşamam lazım? Çınar'ı yapıyor. 20 senedir çocuklarımı görmüyorum. 20 sene. Dile kolay. Ah Rasim. Bu dört duvar arasında nasıl geçti günler bilemezsin. Bu eğlenceli taklitler için Kuzey Kan'a teşekkür edip dizide neler olacak öğrenmek için setteki gezintimize başlıyoruz. Mandalina yer misiniz? Bir sevdik gibi mandalina ekranım. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Pelin Hanım, mandalina için teşekkür ederiz. Sizi bulmuşken soralım. Dizide ilerleyen günlerde neler olacak? İleride Kudret ve Çetin'le ilgili büyük bir patlama olacak. Onların zaten çatışıyorlar ama daha da büyük bir çatışma çıkacak ortaya. Ve işler iyice karışacak. Tabii Çınar da bunu çözmek için çabalayacak. Konu Kudret olunca hemen soluğu Turgut ve Zuhal'in yanında alıyoruz. Ama Turgut'u bir hayli sinirli görüyoruz. Baba demin böyle aşağılık, böyle haysiyetsiz bir adam benim evladım olmaz. Ailemizin yüz kırası. Hayırdır Alper Bey, Kudret ne yaptı da bu kadar sinirlendiniz? Haylazlık yaptı yine. Niye bir şey yaptı? Yaptı, çok şey yaptı. Ben bu sefer çok öfkelendim çünkü hatası Çetin'e. Ve öfkeliyim ona. Çok öfkeliyim yani. Peki bu çok öfkenizin neler sonunda olacak? Neler olacak? Neler olacak? Neler olmayacak? Söylüyor muyuz her şeyi? Söylüyorum o zaman, neler olacak? Kudret'i evden kovuyorum bir daha. Ve bir daha gelmeyecek Kudret eve. Şeyin yanına gidecek. Ayşe teyzesinin yanına gidecek. Kandırıyorsun. Şaka yaptım. Bu söylenenler şaka mı gerçek mi ileride görürüz. Malum Kudret bu. Her şeyi yapabilir. Yine Turgut Kudret'e çok büyük yanlışlar yaptı. Yazıklar olsun diyorum. Kudret'in bir şey mi yapacak? Oğlum öldürecek. Anlaşılan bugün haberler Turgut'ta. Bakın Turgut'ta daha ne haberler var. Çınar bir dönem bizde yaşamaya başlayacak. Oyunlarını öğreniyor Zuhal'le Asiye'nin. Öfkemden, şiddetimden inanılmaz derece... Orasını bilemiyorum Turgut'cum. Onu göreceğiz.
çok beğendim, çok güzel olmuş. Kendi elimdeydi diye demiyorum. O yüzden en yakın zamanda salçalı tereyağlı bir makarna istiyorum. 3 kibirgayı. Ekip bir de sular ısınıyor. İstifalar var. Gittikçe işin içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Hoş geldin o zaman Liza. Sanırım benim gelişimden hiç hoşlanmadınız. Hoş geldiniz. İyi seyirler. Sıra geldi Samanyol TV ekranlarının en tatlı programına. Bazen tatlı, bazen tuzlu tarifler ama her zaman tatlı sohbetlerle hafta içi her sabah evlerinize konuk olan Gülenay ve Pasta Börek geliyor ekranlarınıza. Değerli izleyenler, Pasta Böreği her gün seyrediyorsunuz ama şimdi Küçük Gelin dizisindeki gözü yaşlı anne, Melek Anne, Melek Anne'nin konuk olduğu bölümü bir de kamera arkasından izleyelim. İyi seyirler. Samanyolu TV'nin güler yüzlü pastacısı Gülenay'ın küçük gelinin gözü yaşlı annesi Meleği, yani Bengi Öztürk Orhun'u konuk ettiğini duyunca biz de hemen soluğu güzel kokuların ve eğlenceli sohbetlerin stüdyosunda alıyoruz. Onlar her yerdeler. Bizim işimiz bu Bengi Hanım. Nerede hoş muhabbet orada biz. Dizide her ne kadar gözünün yaşı dinmese de kamera arkasında hep neşeli gördüğümüz Bengi Öztürk Orhun ve adı gibi güler yüzlü Gülenay bir araya gelince yine çok keyifli bir program geliyor ekranlara. Çiğ yeniyor değil mi bunlar? Yeniyor. Çiğ de yeniyor. Pişireceğiz mi bunları? Pişireceğiz. Bengi Hanım, sohbet muhabbet çok güzel. Peki börek ve kurabiyeler nasıl? Of, çok beğendim, çok güzel olmuş. Kendi elimdeydi diye demiyorum. Çok lezzetli, çok beğendim. Bengi Öztürk Orhun'un makarna aşkını bilmeyen yoktur. Çok güzel olmuş. Meğer makarnaya olan düşkünlüğü ta çocukluğuna dayanıyormuş. Çocukluğumdan beri bizim abimle böyle gece 3'lerde 4'lerde abim gelir böyle Bengi ve efendim abi uyuyor musun? Evet uyuyorum ama artık uyumuyorum. Hadi acıktım makarna yiyelim deyip böyle bir beni kaldırır, makarna yaparız, yeriz falan. Halen öyleyim ben. Yani benim canım en çok makarna ister. El lezzetleri de çok fazla farkındayım. O yüzden en yakın zamanda salçalı tereyağlı bir makarna istiyorum. Belki hatta makarnayı kendimiz yaparız. Hazır almayız. Ne zaman yeriz? Geçirmeyi. Ne zaman istersen. O makarnadan biz de istiyoruz. Umarız bizi de davet edersiniz. Peki mutfaktaki marifetlerinizi dizide de görebilecek miyiz Bengi Hanım? Ne güzel olur yemek yapsam kızıma, eve falan. Bence de güzel olur yani. Çekecek çilelerinden mutfağa girecek vakti olmadığından. Ama bu hafta böyle sürpriz şeyler olabilir konakta. Çünkü Melek konakta kalmaya gönüllü. Göreceğiz onları bir önümüzdeki 2-3 hafta içinde. Belki sürpriz şeyler olabilir yani. Biz yemeklerden konuyu açmışken birden diziyle ilgili ufak tüyolar alıyoruz. Bu da bizim kısa gün kârımız olsun. Ne diyelim, hem dizideki gelişmeleri hem de Bengi Hanım'ın efsane makarnasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Ezi niye böyle süslendi acaba? Neden acaba? Böyle bir soru sorulur mu ya hiç bunların yanında? Kocaman asılırsan seni yollarım. İki dünya arasında çok özel görüntülerle hepinize iyi seyirler. Konaktan da biri gitmek üzere gibi. Acaba kim? Acaba kim? Ha? Turgut kovuyor. Kim? Konaktan acaba? Birini kovuyor. Ve sıra geldi Nizam Adamı Şuhlar Ekip 1'e. Değerli izleyenler, kendim de rol alıyorum diye söylemiyorum gerçekten. Samanyolu TV ekranlarının en gözü kara ekibinin setine götürüyoruz şimdi sizleri. Dizide ortalık yine toz duman, yine bir kargaşa, yine bir operasyon. Yok yok. Yeni sezonda yeni hikayeleriyle Fırtına Gibi Sen dizimizin setinden çok özel görüntüler ve röportajlar şimdi geliyor. İyi seyirler. Nizam'a adanmış ruhlar ekip bir verdiği kayıplara, yanan yüreklerine rağmen görev aşkıyla mücadelesine devam ediyor. Her gün bunca şehit verirken bize geri durmak yakışır mı? He? Düşman duruyor mu? Durmuyor. Biz de aksiyonun ve maceranın soluksuz yaşandığı dizinin setini ziyaret ettik. Ekip 1'de sular ısınıyor. İstifalar var. Gittikçe işin içinden çıkılmaz bir hal oluyor. Biz diziye katılacak yeni oyuncular olduğunu duyup gelmiştik. Ama şimdi bu istifa haberleriyle biz de şok olduk. Peki kim istifa edecek Sekvan Bey? İstifa edip gitmiş. Biz de yoktuk burada. Bırakmış kimliği, silahı. Ben memlekete gidiyorum demiş. Bana da bir iki bir şey sordu. İnternet kafe açacağım dedi. Bırakıyorum o işleri.
Hani burada ne yaparım, ne ederim, bana bir yardım et dedi. Kafanı toparla, gel dedim. Burada iş var. Tek başıma yetiştiremiyorum. Yardıma gel dedim. Yoksa ben de bırakıp kebapçı açasım var yani. Sekvan Serinkaya o kadar serin kanlı anlatıyor ki biz de şaka mı gerçek mi kestiremedik doğrusu. Artık gelecek bölümlerde öğreniriz. Şimdi de aksiyonun hiç bitmediği dizinin başka bir sahnesi için çatıda kurulan bir setteyiz. Hoş geldiniz. İyi seyirler. Ekip 1'in yanında Avcı'yı görüyoruz ama biz daha Ali Babür amirinin intikamını alabildi mi diye sormadan ekip 1 başka bir sahne için soluğu başka bir sette alıyor. Şimdi sizlere büyük bir gelişmenin haberini verelim. Ekibe katılacak yeni isimler olduğunu söylemiştik. Bu yeni karakterlerden birinin adı Gülizar. Hoş geldin kızım Gülizar. Bu isim bize çok tanıdık geldi. Hadi kızım Gülizar. Bu sefer ortaklı çalışıyoruz. Bize öyle geliyor ki bu yeni karakter Ali Babür ve Savcı Gönül arasında büyük fırtınalar kopacağının habercisi. Sanırım benim gelişimden bir hoşlanmamız doğru. Sırada geçen sezonki başarısını yeni karakterleriyle ve yeni hikayeleriyle devam ettiren günlük dizimiz İki Dünya Arasında var. Dizide işler gerçekten çok karışık. Ki çocuklarının olacağını öğrenen Necip ve Hacer, Ezo'nun evlerine gelmesiyle daha da zor günler geçirecek gibi. Değerli izleyenler, arkadaşlarımız İki Dünya Arasında'nın setine gitti ve birbirinden güzel görüntüler, birbirinden güzel röportajlar yaptılar. İzliyoruz. Abla sen bu evliliğe nasıl izin verdin? Beni yok saymalara nasıl göz yumdun? Bundan sonra rahat bırakın beni. Elif'le arama da girmeye kalkmayın. Sara aç gözlerini. Siz kim oluyorsunuz da ev tutacağınız, araba vereceğiniz Ezo'ya? Ya yenge bir sakin olsana sen. Biz evinizi açtınız. Allah sizden razı olsun. Dayı burası sizin eviniz sayılır artık. Selim'i kendi ayağıyla annesine götürüyor ve biz burada hiçbir şey yapamıyoruz. Sahra bahsede mi yoksa? Uyandın mı gözümün nuru? Her bölümü sabırsızlıkla beklenen entrikanın ve dramın hiç eksik olmadığı başarılı günlük dizi İki Dünya Arasında'nın setindeyiz. Ezo niye böyle süslendi acaba? Neden acaba? Yoksa Ezo ve Necip arasında bir şeyler mi olacak? Onun saçını başını yolarım arkadaşlar. Buradan cevap verirken söylüyorum. Kocama asılırsan seni yolarım. Kocamdan uzak dur Ezo. Ayağını denk al. Sen de çok güzel yapma saçını ona göre. Bu evde işler karışacağa benziyor. Baksanıza şakası bile Hacer'i ne kadar kıskandırıyor. Ezo Necip kandıramaz ya. Necip beni çok seviyor. Yani. Kandırmasın. Genç, güzel, çekici. Çocuklarının annesi. Mikrofon yaptı. Ama ben onun çocuklarının annesiyim. Seviyor. Doğru ama hiç belli olmaz. Hadi kendisiniz. Nerede? Evet. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Necip Bey, Hacer mi Ezo mu? Aş. Böyle bir soru sorulur mu ya hiç bunların yanında? Ben bir ara söyleyeyim size daha sonra. Var yani özel tercihim. Tabii ki Hacer ne demek? Aa ne kadar kötüsün Ezo ya. Hiç olur mu öyle şey? Görürsün sen. Ezo'nun gözü parada, parada Ezo'nun gözü. Necip de değil. Hayır, evet, şimdi orada böyle bir şey yok. Ezo, evet. Yardıma muhtaç, kalacak yere olmayan, zaten izleyicilerimiz bilir. Biz onlara kapımızı açtık, karı koca değil mi kocacığım? Tabii sen öyle zannet. Ezo biraz Necip'i kesiyor galiba çaktırmadan, öyle diyorlar ama biraz ben inanmıyorum. Biraz ben görmedim, ben öyle bir şey düşünmüyorum. Ben ona güveniyorum. Çünkü Necip Hacer'i çok seviyor. Hacer ısrarla Necip Hacer'i çok seviyor diyor ama biz bir de Hakan Bey'e yalnızken soralım. Ezo Necip'in gönlünü çalar mı? Ezo'ya bağlı bilmiyorum. Necip çocuklar var şimdi. Necip biraz aklı orada yani hani Hacer'in doğumu falan. Ezo'ya bağlı derken sanki Ezo'ya açık bir kapı bıraktınız gibi. Tabii çocuklara bir şey olur hani bize vali gelir Allah muhafaza
kafası karışır Necip'in, sonra başka aşklara yelken açmaya kalkar mı bilmiyorum yani. Bize öyle geliyor ki bu işin sonu tam da aklımızdan geçenlere doğru gidecek gibi. Baksanıza Necip de bu durumdan pek şikayetçi olacağı benzemiyor. İyi seyirler. Sahra her an uyanıp Selim'le konuşabilir. Selim'i hemen buradan göndermemiz lazım bizim. Sahra. Ben sensiz nefes alamıyorum Sahra. Hayrat mı burası? Madem yaşayacaklar, yardımcı olsunlar. Teyze hemen uyanır mı? Çok mu özledin sen teyzeyi? Saçları sarı, gözleri mahmur. Oktay Usta gel yap, burası er meydanı dedi. Geldim, hala kendime güveniyorum. Emreciğim, kusura bakma canım benim. Ama arkadaşımıza ben başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ömer'le Esma diye bir şey yok. Sonuçta İpek ne isterse o olur. Hodri meydan pastamız. Konaktan da biri gitmek üzere gibi. Acaba kim? Acaba kim? Turgut kovuyor. Kim? Konaktan acaba? Birini kovuyor. Geçtiğimiz hafta Yeşil Elma Mutfağı adeta er meydanı gibiydi. Neden diyeceksiniz? İki hafta kadar önce Çınar'ın Gölgesinde dizisinden Emre Çaltılı arkadaşımız Oktay Usta'ya meydan okumuş. Oktay Usta da buyur gel mutfakta kavuşalım diye bu meydan okumaya karşılık vermiş. Ve o beklenen buluşma gerçekleşti değerli izleyenler. Peki o buluşmada neler oldu, neler yaşandı? Hepsi iyi seyirler farkıyla. İzliyoruz. Ben buradan Oktay Usta'ya meydan okuyorum. İşte her şey bu sözle başladı. Emre meydan okudu. Oktay Usta buyur gel dedi. Tatlını yap da gel, tadalım, birlikte karar verelim. Oktay Usta gel yap, burası er meydanı dedi. Geldim, hala kendime güveniyorum. Emreciğim kusura bakma canım benim. Ama arkadaşımıza ben başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ve işte iki yiğit çıktı er meydanına. Kekler çırpıldı, kremalar hazırlandı. Oktay Usta pasta yapımında Emre Çaltılı'yı yeterli görmedi sanırız. Aralarındaki kapışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Yalnız evden meydan okumak daha kolaymış, onu fark ettim. Burada olmuyor elimize bunu alınca. Emre döndür, bu nasıl bir gül ya? Bu nasıl yani bu... daha önce ben böyle bir gül görmedim. Ben peçeteden gül yaparım. Şimdi biz bu gülü yani nasıl... Neresinden gül diye bakalım. Şöyle yapamadım da. Görünen o ki Emre Bey mutfak konusunda sınıfta kaldı. Meydan okuduk ama artık ben yemek konusunda meydan okuyorum diyeceğim. Bir de oradan deneyeceğiz şansımızı bakalım. Ama mutfakta gizli bir yetenek varmış. Ayşegül Aslan'ın yaptığı domates gülü ne kadar güzel oldu. Hangi gül daha güzel? Şu mu şu mu? Söyleyin. Bu mu bu mu? Sence? Hazır konusu açılmışken Ayşegül Aslan'a Emre Bey'in başka bir sözünü hatırlatıyoruz. Sanırım hiç kimsenin yemek yaptığını görmedim. Aa, çok güzel yemek yaparız. Yani ben yapıyorum. Yani çok yemek yapmıyorum ama atıyorum. Çok çeşitliliğim yok. Ama güzel yaparım. Yaptığımda yaparım. Neyse yemek konusunu burada kapatalım ve dönelim diziye. Tam Emre Bey'den müjdeli haberler geliyor derken bakın neler oluyor. Sanıyorum Ömer ile Esma'nın artık beklenen olaylar olacak gibi. Sanki bir aşk geliyor gibi. Sanki değil, bayağı geliyor gibi yani. Siz öylesin. Derken... Ömer ile Esma diye bir şey yok. Öyle bir şey kabullenmiyorum. Sonuçta İpek ne isterse o olur. Buradan Esma'ya meydan okuyorum. Bu herkese meydan okuyorum. Bakalım savaşı kim kazanacak? Evet, göreceğiz. İzleyimi görün. Anlaşılan İpek henüz son sözünü söylememiş. Ortalık fena kızışacağı benziyor. Bizden söylemesi. İyi seyirler. İyi seyirler. Aynı Oktay Usta gibi biz de döndürüyoruz o zaman. Hodri meydan pastamız. Şimdi tekrar Çınar'ın Gölgesinde setine dönüyoruz ve Ali Alper Türkan'la yarım kalan röportajımıza ve tabii ki gelecek bölümlerden küçük tiyolar almaya devam ediyoruz. İyi seyirler. Çınar'ın Gölgesinde setindeki ziyaretimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bitişik Bey'le sanat bir bana. Vay, vay, vallahi iyi. Alper Bey, en son Çınar'ın konakta yaşamaya başlayacağından bahsediyordunuz. Çınar bir dönem bizde yaşamaya başlayacak. Asiye Hanım, Zuhal. Gitmesi için ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklar. Anamlar fısır fısır ne konuşuyor acaba?
Çınar'a bir şey yapmış olabilir lan gerçekten. Ama ben bir şekilde engel olup Çınar'ın burada yaşamasına müsaade edeceğim. Ama neden? Ama neden? Nedenler izlemeden öğrenemeyiz değil mi? İzlemek lazım nedenleri. Sana anlatmam gereken önemli şeyler var. Amca korkutma beni. Yoksa Turgut annesi ve eşinin çevirdiği entrikaları mı öğreniyor? Turgut öğreniyor. Asiye Ana, ondan sonra Zuhal, öfkemden, şiddetimden inanılmaz derece ne diyeyim korktular. Çok korktum. Hayır, Turgut'tan ben de korktum. Zuhal, yeter. İzin verirsen çalışmak istiyorum şimdi. Turgut'un o derece öfkeleneceğini hiç hesap edememiştim ben. Bizim mutluluğumuz için Çınar'ın ölmesi gerekir miydi? Peki Turgut kirli oyunlarını öğrendiği annesine ve eşine neler yapacak? Evde yapmadığını bırakmıyor ikisine, öyle söyleyeyim. Turgut'un öğrenmesi de Zuhal'i bayağı bir korkutuyor. Ama Zuhal bundan etkilenir mi, entrikalarını durdurur mu? Orasını bilemiyorum Turgut'cum. Göreceğiz etkilenmediğini. Ama yeni bölümlerde çok fazla aksiyon var. Konaktan da biri gitmek üzere gibi. Acaba kim? Acaba kim? Ha? Turgut kovuyor. Kim? Konaktan acaba? Birini kovuyor. Anlaşılan Çınar'ın gölgesinde de heyecan, aksiyon ve tabii ki dram gelecek bölümlerde hiç hız kesmeyecek. Bulabildin mi o yılanın leşini? Çınar resmen sırra kadem basmış anneciğim. Yok, görmedim. Ne gören var ne de bir duyan. Gece oldu diye aramaktan vazgeçmek yok. Bir şey bulursanız hangi saat olursa olsun haber verin bana. Sen okulunu bitirip dönene kadar ben çoktan Ömer'in nikah masasına oturtmuşum. Evinden, işinden ettiğin yetmedi. Bir de annemi öldürmeye çalıştın öyle mi? Setler, stüdyolar, olanlar, olacaklar derken maalesef bu haftalık da iyi seyirlerin sonuna geldik. İyi seyirler haftaya başka bir oyuncu arkadaşımın sunumuyla setlerin nabzını tutmaya, sizler için en özel görüntüleri ekranlarınıza getirmeye devam edecek. Ben Muharrem Türkseven, her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.